Olimpist sunar. Evet. 3 adet kivi kullanacağız. 2 yemek kaşığı nişasta, 200 gram toz şeker, 200 gram vanilyalı puding kullanıyoruz. 2 adet portakal ve 1 litre süt kullanacağız tatlımız için. Şimdi pudingimizi hazırlayacağız. Evet. İlk önce ne yaptık? Tenceremizin altını yaktık. Şöyle 1 litre sütümüzü de içine ilave yapıyoruz. Evet. Şöyle kızımıza ne yapıyoruz? Çırpma telini veriyoruz Esma'cığıma. Ve şekerimizi de sütümüzün içine ilave yapıyoruz. Çırpıyoruz, karıştırıyoruz. Karışma devam ediyor. Tamam. Şimdi bir yandan sütümüz kaynarken bir de şimdi ne yapacağız? Ensarla beraber meyveleri doğruya ediyoruz. Şöyle kaç tane kapıda şuradan. Evet, şöyle 4-5 tane tabak alalım. Şöyle. Önce tabakları aldık sevgili izleyicilerimiz. Ben alayım. Senden korktuk. Öyle bir hareket çektim ki var ya. Aman usta dikkat et. Ben Ayşe ablam senden korktuk şimdi. Onun için sana şimdi o korkudan sana tatlı hazırlayacağız. Değil mi Ensel? Evet. Ya ona göre usta yani her an yandan bir döner tekrar gelebilir. Dikkat etmemiz ben lazım. Ben şimdi Ensel'den ders alacağım. Böyle beni üzen olursa özellikle mutfağın içerisinde. Evet. Artık böyle güzel bir döner tekmeyle mutfaktakileri böyle döndürürüm. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ilk önce meyvelerimizi güzelce soyacağız sevgili izleyicilerimiz şöyle. Evet, siz soyun, biz burada Esma ile beraber sütü kaynatalım. Kayna süt, kayna süt diye böyle konuşalım. Süt de bir an önce kaynasın. Tamam. Puding yapıyor musun? Puding yapmıştım. Evet. Vanilyalı yapıyoruz bugün. Bakın pembe tenceremizde. Esma'cığım şekeri koymadık tabii daha. Koyduk mu şekeri? Tamam. Süt ve şekeri ilave ettik. Şimdi Esma güzel bir şekilde karıştırıyor ve sütün kaynamasını bekleyeceğiz. Sonrasında pudingimizi ilave edeceğiz. Bu arada sevgili Ensel nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi Ensel'i besliyorum aşağıya. Siz burada sohbet edin, ben de burada Ensel'e meyve vereyim ki fazla şey yapmasın. Acıktı zaten Ensel. Evet, şimdi biraz sonra Ensel'e yemek yiyeceğiz. Sevgililer, biliyorsun acıkınca insanlar ne oluyor, böyle sinir sistemleri biraz böyle bozuluyor, böyle denge bozuluyor, sinirleri bozulabilir. O yüzden sen Ensel'e böyle ara ara biraz meyve ver, meyveyle kendini doyursun. Ayşegül Hanım kızdığı zaman kendini yemeğe veriyor. Ensel, sen kızdığın zaman sen ne yapıyorsun? O döner tekmeyle etraftakileri böyle güzel döndürüyor bence. Aferin sana. Evet. Mikrofonu alalım. Evet, mikrofonu alalım Ayşegül Hanım. Ensel'cim. Ensel'cim'in yaka mikrofonda biraz problem oldu. Şöyle en mikrofonla konuş Ensel'cim. Baban evde yemek yapıyor mu Ensel'e? Yardım ediyor. Yardım ediyor. Ne yapıyor genellikle? Güzel yemek. Çay yapıyor. Baba güzel çay yapıyor mu baba? Çok güzel yapıyor. Başka ne yapıyor? Izgara yapıyor mu baba? Pikniğe gittiğimizde bazen bizim bahçemiz var kocaman. Bahçe gibi yani balkonumuz var. Orada genellikle ızgara yapıyor. Ne kadar güzel yapıyor. Pikniğe gitmelerine evet. Gerek yok. Bahçeleri varmış. Sen çok şanslı bir çocuksun Ensel. Yani. Bahçede var mı böyle hayvanlar? Besliyor musun? Ben yazlık ev aldığımız zaman besleyeceğim. İnşallah. Hangi hayvanları beslemeyi düşünüyorsun? Köpek alırsak kedi alacağız. Köpek evet. Yani. Kedi köpek kavga mı ederler? Evet. Civciv alacağız ama kedi... Mesela, kedi... Civciv alacağız ondan sonra... Köpek istiyorsun. Papağan alacağız. Papağan, o harika. Ördek alırız belki. Evet, yazlık evi hayvanlarla dolduracağız yani. Onlara bakacak mısın peki? Gittiğimizde bakacağım. Tamam, evet. Çünkü bazen çocuklar böyle biliyorsun merak ediyorlar, meraklı oluyorlar. Sonra hayvanları alıyor anne babalar, çocuklar kenara çekiliyor, bir tek seviyorlar, başka da bir şey yapmıyorlar. Ama Ensel yakından ilgilenecek. Evet, bakacakmış o. Evet. Kendi elleriyle besleyecekmiş. İnşallah. Evet, şimdi ne yaptı sevgili izleyicilerimiz? Şöyle kivileri doğradıktan sonra şöyle... 5'e paylaşıyoruz tabaklarımızın altına. Kivilerin hepsini şöyle paylaştıralım. İzin aldınız mı Ayşe'den? İzin, evet. Biliyorsun ben
meyveye başlamadan önce bir dilim vermiştim ya. Onlar evet, işi tamam. götürdük Sus Ayşegül Hanım. Verdiniz Sus payı yani. Verdik tamam. tabii. Şimdi de şöyle portakalımızı şöyle bir soyalım. Esma anlatsın bakalım. Şimdi dedi ki Ensar, ben dedi ablamla çok iyi geçiniyorum. Her şeyi paylaşıyorum. Ablama her şeyi anlatıyorum. Duygularımı paylaşıyorum. Acaba Ensar hangi duygularını paylaşıyor? Neler yapıyor? Ablasıyla nasıl vakit geçiriyor? Biraz Esma anlatsın bize. Arkadaşlarıyla geçirdiği vakitleri genellikle bana anlatıyor. İşte bu arada süt kaynadı. Evet, süt kaynadı bu arada usta. Oradan biz pudingi alalım burada. Tamam, şöyle pudingin üstüne işte, dökelim. Karıştırın. Karıştırın siz. Derslerinde yapamadığı soruları falan benimle paylaşıyor. Yardımcı oluyorsun. Evet. Ödevleri yapıyoruz beraber. Evet. Nasıl abla olmak, nasıl bir duygu? Abla olmak çok zor. Güzel bir duygu ama çok zor. Sorumluluk isteyen bir duygu. Evet, fazlasıyla. Zorlukların nelerdir? Merak ediyorum. Senin için zorlukların nelerdir? Şimdi benim için zorlukları, hani küçük olduğu için anlayış göstermen gerekiyor. Bazı şeyler aklı ermiyor. Sözünü geçirmek istiyorsun ama bazı taraf, hani karşı taraf o zaman darılıyor bize. O yüzden ama geçinmeye çalışıyoruz. Evet, darılmamak lazım tabii ki. Büyükler sonuçta her zaman küçüklerin iyiliğini isterler. Öyle değil mi Esra'cığım? Evet. Tabii ablamızı da üzmeyelim bu arada. Peki küçük olmak nasıl bir duygu? Harika. Güzel bir duygudur. Çoğu zaman kötü, iyi zaman güzel. Nasıl oluyor anlamadım. Çoğu zaman kötü, bazen iyi. Aa, neden kötü? Çünkü genellikle evde boş boş oturuyoruz. Aa tamam, bu ay. Ama bak şimdi bu olmadı Ensar'cığım. Ne kadar güzel, seni yormuyorlar evde işte. Seni yormuyorlar. Ha, benim de evde kalkmam gerekiyor. Tamam, biraz daha o zaman ne yapacaksın? Bol bol meyve yiyeceksin. Bol bol yemek yiyeceksin. Bir an önce büyüyeceksin. Sonra inşallah eve katkın olacak. Ama ablayı da üzmeyeceğiz, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, çok güzel. Biz sözünü aldık artık. Bundan sonra Elisan sözünü dinleyecek inşallah. İnşallah. Tamam, söz dinlememezlik yapmıyoruz. Tamam, bunu da kardeşleri birbirine düşürmeyelim. Altını kapatalım Ayşegül Hanım. Tatlımız şu anda hazır. Ben şöyle meyveleri doğramaya devam ediyorum. Evet, bakın pudingimiz de çok güzel bir şekilde pişti. Sağ olsun Esma'cığımın ellerine sağlık. Gerçekten harika. Sütümüzü ilave ettik, şekerimizi koyduk. Sonrasında 200 gram kadar vanilyalı pudingimizi ilave ettikten sonra güzel bir şekilde karıştırdık. Katı hale geldi. Tam böyle kıvamını aldı. Söndürdük ve şu an usta ne yapıyor? Meyvelerimizi doğruyor. Evet, meyveleri doğruyor. Şöyle portakalımızın suyunu da ne yapalım? Şöyle içine kullanabiliriz sevgili izleyicilerimiz. Kesinlikle ziyan olmasın diye. Harika, şimdi portakallarımızı da küllerimizin içine paylaştıracağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Kardeş payı yapacağız değil mi? Hı. Evet, şöyle kardeş payı olsun. Bir de kardeş kardeş iyi geçsinsin. Değil mi evet. Esra? Yemek ayırıyor muyuz çocuklar? Yemek ayırıyor muyuz? Ben ayırmıyorum. Yani yiyorum. Her yemeği yiyorsunuz. Ensar bir şey mi? Kuş mu gördün havada? Ensar havada kuş gördü. Böyle bakıyor. Sanki yemek ayırıyor gibi geldi bana Ensar. Ayırıyor musun Ensar? Çorba içiyorum, makarna yiyorum. Yani genelde hamur işiyorum. Hamur işiyorsun. Olsun, gene de yemek ayırmayalım, tamam mı? Buradan söyle bakalım kardeşlerimize. De ki yemek ayırmayın. Annenizin yaptığı yemekleri lütfen yiyin. Annenizi babanızı üzmeyin. Söyler misin Ensar'cığım? Annenizin yaptığı yemekleri yiyin. Asla yemek ayırmayın. Her şeyi yani güzelce yiyin yeteri kadar. Evet. Ben de bunu yapacağım de. Ben de bunu yapacağım. Harika. Ben ustamıza bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Şimdi yemeklerle kendisi çok haşır neşir ama en sevdiği yemek ne? Evet, ben biliyorum. Ayşegül Hanım biliyor. Ama Esma da öğrenmek istiyor. Evet, benim en sevdiğim yemek ne? Çok güzel bir şey. Ya çok fazla yemek ayırt etmem. Ama benim en sevdiğim, çok sevdiğim yumurtalı yemeklerdir. Çok severim. Bir de ıspanaklı yumurtayı çok severim. Ondan sonra yumurtayı çok severim. Ve bir de bizim yaptığımız çaldıran kebabı var. Benim kendime ait bir yemeğim var. Biliyorsun Ayşegül Hanım da onu biliyor. Evet. O çaldıran kebabını çok seviyorum. O zaman buldukça o çaldıran kebabını yapmaya çalışırım şöyle. Ama en çok yumurtayı sevdiğini biliyoruz.
Evet. Yine çok fazla ayırt etmem yani. Bazı insanlar var ya şu olmasa...